Çılgın ekonomi ve para politikaları sağ olsun, her geçen gün, hatta her dakika fakirleşiyoruz. Biz ekonominin evvelallah kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Ekonomi nasıl kurtulur diye konuşurkense hep klasik formüller devrede. Faizi yükselt, kemer sıkma politikaları uygula gibi. Ne var ki bu önerilerin çoğu günü kurtarmaya yönelik. Sorun, neoliberal ekonomik modelin kendisinde olabilir mi? Dünyanın saygın kurum ve ekonomistleri özellikle pandemi ve iklim kriziyle birlikte farklı bir ekonomik düzeni konuşur oldu. Refahın daha eşit ve daha adil paylaşılabileceği, doğa ve insanın sömürüsünü azaltacak bir düzen imkansız değil. Üstelik sanılanın aksine yeşil ve sosyal politikalara yatırım yapmak, cinsiyetler arası eşitsizliği önleyecek formülleri devreye sokmak, ekonomiyi canlandırıyor, ivme kazandırıyor. Teoride ve pratikte nasılını arka planda inceleyeceğiz. 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde şiddetin de temeli olan cinsiyet eşitsizliklerini merkezine alan yeni ekonomi modellerini ele alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Bir markete girdiğimiz zaman bir tane torba bir şey alıyoruz. Kocaman bir para verip çıkıyoruz. Hani hangi ara bu hale geldi diyoruz. Şu anda TL'nin ana dinamiği içerideki gelişmeler. Çemer sıkma işi bu ülkede hep sıkacak bir çemeri dahi olmayan asgari ücret diye düştü. Dar gelir diye düştü. Tıpkı 2001'de ödediğimiz bedel gibi bir bedel ödenerek ancak buradan çıkabileceğiz. Merhaba, ben Behve Şevin. Dolar bugün kaç oldu? Yarın benzine yine mi zam geliyor? Bir pazar alışverişi yine kaça patladı? Asgari ücret ne olacak? Son günlerde ekonominin gidişatı ve geçim derdinden başka bir şey konuşamaz olduk. İzlenen yanlış mali politikaların sonucunda korkunç bir enflasyon, devasa bir işsizlik ve büyüyen cari açıkla karşı karşıyayız. Üst sınıflar daha da zenginleşirken orta sınıf eriyor, yoksullar açlık sınırında yaşıyor. Enflasyon canavarı terimiyle büyümüş benim gibi kuşaklar için kabus döndü. Yeni nesil içinse durum daha kötü. Güvencesizlik, eşitsizlik ve belirsizlikle dolu bir yaşam kurmaya çalışıyorlar. Geleceğe dair umutsuzluk giderek artıyor. Fakat sorun sadece AKP'nin, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulattığı ekonomi politikalarından ibaret değil. Muhalefet liderleri ve saygın ekonomistlerin çözüm önerileri de çoğunlukla klasik neoliberal formüllerle, geçici uygulamalarla sınırlı. Son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfaktaki yangını söndürmek için teklif ettiği 6 maddede çiftçinin borçlarının silinmesi, geri ödemesiz kredi verilmesi, bazı ürünlerde KDV'nin kaldırılması vardı. Sayacağım 6 maddenin derhal uygulanmasını talep ediyorum. 1. Ziraat Bankası kuruluş amacına uygun olarak hareket ederek çiftçiye derhal 3 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi vermeli. Bu öneriler gerekli ve yapılırsa da tabii ki bir rahatlama yaratacak. Ama dünyada artık farklı modeller, çözümler tartışılıyor. Çünkü neoliberalizm dünya düzeni ölçeğinde zayıflama ve dağılma sürecinde. İktisatçı Emre Özçelik, Ocak 2021'de Birikim dergisinde yazdığı yazıda sorunu şöyle özetliyor. Neoliberal küreselleşme ve finansal teknolojik yenilikler orantısız biçimde sermayenin çıkarına hizmet etti. Alt ve orta sınıflar sosyoekonomik sistemden önemli ölçüde dışlandı. Ülke içi gelir ve servet eşitsizlikleri arttı. Böylece neoliberalleşme karşıtı, yerlici ve millici, antidemokratik ve popülist bir dalga yükseldi. Bu gidişat sürerse teknolojik işsizlik kitleselleşebilir, demokratik değerler ve kurumlar daha da aşınabilir. Buna karşılık sermayeyi rekabete zorlamak, teknolojik ilerlemeyi yönetmek ve eşitsizlikle, yoksullukla mücadeleyi içeren çözümler ileri sürülüyor. Sıkı durun, bu bozuk düzenle baş edebilmek için çoğunlukla devlet göreve çağrılıyor. İlginç olan, yeni çözüm ve alternatif önerilerinin sosyalizm, komünizm veya Marksizm'e gönül verenler tarafından değil,
kapitalist çevrenin dışına taşmadan sorunları gidermeye çalışan kanaat önderlerinden gelmesi. Günümüzde neoliberalizmin sermaye dostu ideolojisinin terk edildiği, sermayeyi rekabete zorlayacak ve teknolojik ilerlemeyi yönetecek, emeğin refahını ve istihdam olanaklarını genişletmeyi hedefleyecek kurallı ve planlı bir çağdaş ekonomik modeli artık zaruri oldu, diyor Özçelik. Gerçekten daha adil ve eşit bir büyüme hedeflenecekse, toplumun daha geniş kesimlerin faydalanacağı, insan ve doğanın hunharca sömürülmeyeceği yeni bir düzen inşa etmekten başka çare görünmüyor. Gazeteci yazar Osman Ulagay, Ses Kadın platformunun düzenlediği bir panelde bu ihtiyacının pandemiyle birlikte iyice görünür hale geldiğini şöyle anlatıyor. Sanki insanlığı suçüstü yakaladı. Yani büyük bir ve küresel boyutta büyük bir suç işlenirken bu pandeminin ortaya çıkması birçok alanda insanların her şeyi yeniden düşünmeye zorladı. Ve bunu hayat koşullarını doğrudan etkileyerek zorladı. Yani herhangi bir dışarıdan telkinle yahut ikna yoluyla falan değil. Yani çok hayatın içinde yaşayarak ve görüldü ki aslında özellikle hani iklim, çevre konularında falan daha çok kullanılan sürdürülebilirlik kavramının çok daha geniş kapsamlı şekilde ele alınması gerektiği ortaya çıktı. Yani mevcut düzen içerisinde, dünyanın mevcut düzeni içerisinde pek çok şeyin sürdürülemez olduğu ortaya çıktı ve insanlar buna balıklama yaşam tarzlarını doğrudan etkileyen bir süreçle girdiler. Yani hiç hazır olmadan girdiler ve buna uyum sağlamaya çalıştılar. Ve burada o kadar büyük bir değişim ve farklılık yaşandı ki bunun sonucunda da belki de hayatın bütün alanlarında, sadece ekonomide değil, kadın sorunlarında değil, bütün alanlarında farklı bir dünyaya geçmenin ne kadar kaçınılmaz hale geldiği ortaya çıktı ve insanlar bunu hem günlük yaşamlarında bu yeni koşullarla baş etmeye çalışırken yaşadılar, gördüler. Buna göre yaşam tarzlarını değiştirdiler. Ve bu pek çok şeyi etkiledi. Ama bir yandan da bunun gerçekleşmesi için yahut da bu sürdürülemezlikten çıkıp farklı bir paradigmaya geçebilmek için neler yapılması gerektiğini ve çoğunlukla da şimdi Amerika, İngiltere falan gibi ülkelerden bahsediyorsak bu transformasyonu aynı zamanda da bir demokratik düzen içinde nasıl yapabiliriz sorusunu da sorarak yaşadılar. IMF'nin projeksiyonlarına göre yüzlerce ülke 2025'e kadar borç kriziyle boğuşacak. IMF'nin yaptığı son projeksiyonlarda şunu gösteriyor ki birçok ülke, ki bunların içinde gelişmekte olan ülkeler de çok önemli yer alıyor, çok büyük borçlara girmiş durumda ve önümüzdeki dönem için tekrar kemer sıkma önlemlerine yönelmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor. IMF'nin tahminine göre 2021'de 154 ülkenin, 2022'de 159 ülkenin ve bu ülkelerde 6.6 milyar insan yaşıyor. Bunların tekrar kemer sıkma önlemlerine başvurmak zorunda kalabileceği belirtiliyor. 19 Ekim'de TÜSİAD'ın düzenlediği toplantının içeriği basında daha ziyade iktidarın politikalarını eleştirmesiyle yer aldı. Ancak büyük sermaye yalnızca Cumhur İttifakı'ndan umudu kestiği işaretini vermekle kalmadı. Geleceği İnşa adıyla bir rapor yayınladı. Bu rapor Geleceği İnşa çağrısı. Türkiye'nin geleceğinin inşası için birlikte yola çıkma çağrısı. Yeni bir anlayışla kalkınmayı toplumun her kesimine yayan yeni bir yol haritası.
günümüzde refahın en önemli belirleyicisi maddi olmayan kaynaklar. Bugün gelişmiş ülkelerde refah, insana, insanın geliştirdiği teknolojiye ve kurumlara dayanıyor. Yeraltı kaynaklarına dayanarak zenginleşmiş ülkeler bulunmakla birlikte, gelişmiş ülke olmak için bu yeterli değil. Ülkemiz bugüne kadarki birikimleriyle hangi yoldan gitmeli? Türkiye için kalkınmış bir ülke olmaya giden yolun artık 3 temel unsuru var. İnsani gelişme ve yetkinleşme, bilim, teknoloji ve inovasyon, siyasal, ekonomik, toplumsal kurumlar ve kurallar. Bu raporda TÜSİAD, gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye için neler yapılması gerektiğine dair önerilerde bulundu. Kişi başı gelirimizi 3 kat arttırmıştık. Sonra insani gelişme ve yetkinleşme, bilim ve teknoloji, kurumlar ve kurallar alanlarında duraklama yaşandı. Eğer bu 3 alanda yeniden atılım yapılmaz, mevcut eğilimle devam edilirse, kişi başı milli gelir 20 yılda ancak 14 bin dolar seviyesine çıkabilir. Oysa ki 105 ülkeyi kapsayan analize göre, insan, bilim ve kurum alanlarında OECD ortalamalarını yakaladığımızda, kişi başı milli gelirimizi bir kez daha 3 katına çıkarabilir, 30 bin dolara ulaşabiliriz. Geleceğin Türkiye'si, bizim hep birlikte onu inşa etmemizi bekliyor. Peki nasıl? Eğitimin her kademesinde kaliteyi ve kapsayıcılığı geliştirerek, çalışma yaşamında yüksek standartlara ulaşarak, kadınların hayatın her alanında eşitliğini sağlayarak, araştırmaya daha fazla kaynak ayırarak, bilimsel özgürlük ve özerkliği, dijital ve yeşil dönüşümü, girişimciliği, KOBİ'lerin gelişimini ve işbirliklerini önceliklendirerek, hukuk devletini, çoğulcu demokrasiyi, kuvvetler ayrılığını en iyi şekilde sağlayarak, siyasal, ekonomik, toplumsal her alanda güvenilir, kapsayıcı kurum ve kuralları hayata geçirerek. Burada dikkat çekici olan husus, sadece çalışanların, sömürülenlerin değil, büyük sermayenin de köklü bir dönüşümün gerekliliğine vurgu yapması. Yani yeni bir ekonomik model artık marjinal değil, ana akıma sirayet etti. Ve konu sadece adaletin ve kurumların tesis edilmesinden, para politikasını düzeltmesinden ibaret değil. Ancak böylesine köklü bir dönüşüm sadece sermaye ve siyasete emanet edilemeyeceğine göre sivil topluma da önemli bir görev düşüyor. Geçen haftalarda arka planda Glasgow'daki iklim zirvesiyle ilgili gelişmeleri aktarırken, İktidarın artık yeşil dönüşümden, hatta yeşil devrimden bahsetmesi bir tesadüf değil, zorunluluk demiştim. Bugünkü yönetim anlayışıyla ekonomide yeşil dönüşümü yakalamak ancak iktidar ve ona yakın çevrelerin nemalanmasından ibaret bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından ortaya atılan yeşil ekonomi terimi, sosyal eşitliği ve toplumsal refahı arttıran, aynı zamanda çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları önemli ölçüde azaltan ekonomik yaklaşımı kapsıyor. Burada sosyal eşitlik vurgusuna dikkat. Toplumsal refahın önünü tıkayan en önemli engellerin başında da cinsiyetler arası eşitsizlik geliyor. Bu nedenle önerilen yeni ekonomik modellerin hepsinde hem eşitsizliklerin giderilmesi hem de doğal kaynakların sürdürülebilirliği öne çıkıyor. Türkiye'ye bakalım. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların iş yaşamında değil, evde kalması telkin ediliyor. Biliyoruz, sizi takip ediyoruz bütün açıklamaları ama iş bulamıyoruz efendim, iş yok. Gerçekten ben iki üniversite mezunuyum, işim yok şu anda. Ama nasıl geçinecekler? Babalar evine nasıl ekmek götürecekler? Efendim, o şu anda işi var, çalışıyor. Duymayanlar için tekrarlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre bir kadının kocası çalışıyorsa sorun yok demek. Fakat sadece kadınların iş yaşamına katılımı veya ücret farkları açısından değil bu bahsettiğimiz eşitsizlikler. Ev içi işlerin ve çocuk, yaşlı bakımının paylaşılması açısından giderek kadınların aleyhine büyüyen bir eşitsizlik söz konusu. İşte bu yüzden feminist ekonomistler eşitlikçi, sürdürülebilir bir ekonomi tartışmasını yeni talep ve fikirlerle şekillendiriyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. 2021'in Mart ve Haziran ayında düzenlenen Nesiller Boyu Eşitlik Forumları,
toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesini küresel tartışmaların ön saflarına getirmeyi amaçlıyordu. Herkese merhabalar, ben İlayda Eskitaşçıoğlu. Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma hedefleri için dünyadan seçilen 17 genç lider arasındayım. Ve bugün burada Türkiye Etki Konseyi'nin Gençlik Komitesi lideri olarak bulunuyorum. Sizinle bir parçası olmaktan gurur duyduğum Generation Equality, yani nesiller boyu eşitlik kampanyasını paylaşmak istiyorum bugün. Nesiller boyu eşitlik aslında Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin üzerinde 2 hatta 3 yıldır çok yoğun bir şekilde çalıştığı bir kampanya ve temel amacı bütün nesilleri daha eşit bir geleceğe ulaşmak için birlikte hareket etmeye ve dayanışmaya davet etmek. Bu kampanyanın en önemli etkinliklerinden biri de aslında iki ayaklı bir forum. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin yanı sıra Fransa ve Meksika hükümetleri bu forumlara ev sahipliği yapıyor. Bu forumlarda ve bu kampanya çerçevesinde dünyanın farklı köşelerinden, farklı nesillerden, coğrafyalardan, kültürlerden gelen insanlar, kurumlar, devletler bir arada toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için bir yol haritası çizmeye çalışıyorlar. Ve yine bu forumlar kapsamında 6 tematik eylem koalisyonu bulunuyor. Bu eylem koalisyonlarının tabii etki alanı çok geniş. Yani iklim krizinden tutun, teknoloji ve inovasyona, toplumsal cinsiyet temelli şiddetten tutun, feminist hareketler ve liderliğe dayanan çok geniş alanlarda faaliyetler gösteren 6 tane eylem koalisyonu var. Ve bu 6 eylem koalisyonu Meksika Forumu'nda açıkladıkları 5 yıllık bir yol haritası takip edecekler. Bu eylem koalisyonlarını farklı kılan şey ise şu: devletler eylem koalisyonlarında yer alıyor, Birleşmiş Milletler kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, filantropik organizasyonlar. Ancak bunun yanında özel sektör, gençlik temsilcileri ve sivil toplum yer alıyor her bir eylem koalisyonunda. Hatta ve hatta Türkiye'yi temsilen Teknoloji ve İnovasyon Eylem Koalisyonu'nda Koç Holding yer alıyor. Ben de bu Nesiller Boyu Eşitlik Kampanyası'nın küresel gençlik görev gücünde yer alıyorum Türkiye'yi temsilen. Forumların sonunda insanlar ve gezegen için Feminist Ekonomik Adalet adlı bir rapor hazırlandı. Geniş özetini Kırmızı Biber Derneği'nin web sitesinde bulabileceğiniz raporun önemli başlıkları şunlar: feminist, sömürge karşıtı, yeşil ve yeni bir yapıya geçiş yapan ekonomi. İnsan hakları ve gezegenin refahını, büyüme ve gayri safi yurt içi hasıla önceliğinin önüne koyan bir ekonomi. Eşit ve adil küresel ticaret düzenini destekleyen bir ekonomi. Zenginliği ve kaynakları yeniden dağıtan bir ekonomi. Borç adaletini ve yeni bir devlet borcu yapısını destekleyen bir ekonomi. İyi güzel de nasıl olacak dediğinizi duyar gibiyim. Ekonomist kadınlar canla başla, rakamlarla, araştırmalarla bunların nasıl yapılabileceğini bir bir ortaya koyuyor. Bundan tam 13 yıl önce Türkiye'de mor ekonomi kavramını ilk ortaya atan ekonomist Profesör Doktor İpek İkkaracan oldu. Çatlak Zemin'de yayımlanan yazısında İkkaracan, Türkiye'deki eşitsizliği şöyle tarif ediyor: Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde en zayıf iş-yaşam dengesi ortamına sahip ülke. Çalışma saatleri en uzun, ücretler en düşük, kayıt dışı çalışma en yaygın, yasal bakım izni hakkına ulaşımı en kısıtlı. Olduğu kadarıyla mevcut bakım izinleri sadece kadınlara, bu da kayıtlı çalışan kadınlara yönelik. Kamu tarafından sağlanan sosyal bakım hizmetleri, çocuk bakımı başta olmak üzere, çok kısıtlı. Böylesine bir ortamda iş-yaşam dengesini sağlamak ancak yüksek ücretli, kayıtlı çalışanlar için mümkün. Haliyle üniversite mezunu olmayan pek çok kadın için evlilik ve çocuk ile birlikte emek piyasasından çekilmek, tam zamanlı ev kadını rolünde evdeki işleri üstlenmek tek seçenek oluyor. Tüm bunların üzerine bir de pandemi geldi, kadınlar hem daha yoksullaştı hem daha çok iş yükü üstlenmek zorunda kaldı. Yetmedi, daha çok ev içi şiddete maruz kaldı. Kadının İnsan Hakları Derneği'nin salgında kadın olmak araştırması durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani salgın döneminde ekonomik zorluk yaşayan her 10 kadından yalnızca biri kamu kurumlarından destek alabildi. Yaklaşık yarısı ise hiçbir çözüm bulamadı.
araştırmaya katılan her 10 kadından 7'si bakım ve ev işleriyle ilgili zorluk yaşadıklarını belirtti. Salgından önce kadınların %16'sı evdeki işlere 4 saat üzeri zaman ayırırken, salgın döneminde 4 saat üzeri zaman ayıranların oranı %42 oldu. Zorluk yaşayanların %28'inin eşinden ya da partnerinden, %34'ünün evdeki diğer kişilerden destek talep ettiğini, %34'ünün işleri ertelediğini, yavaş yavaş yaptığını ya da çözüm bulamadığını gördük. Eşitsizlikler sadece pandemiyle kısıtlı kalsa keşke. Eğitimden sosyal yaşama, ev içi yemekten iş yaşamına kadınlar gittikçe daha beter koşullara mahkum oluyor. Profesör İlk Karacan, bakım ekonomisiyle emek piyasasındaki eşitsizliklerin arasındaki ilişkiyi buzdağa benzetmesiyle tanımlıyor. Şöyle düşünün, bu buzdağın en ucunda, yani görünür yerinde, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri var. İş gücüne katılımda cinsiyet uçurumu, karar verici pozisyonlarda kadınların yokluğu, ücretlerde uçurum gibi. Ama buzdağının görünmeyen tarafında ev içindeki emek yoğun bakım ekonomisi var. Pek çok kadın yardım bile isteyemiyor. Çünkü ev işi, çocuk bakımı, yaşlı ve hasta bakımı kadının doğal görevleri olarak varsayılıyor. Velhasıl suyun altında kalan devasa dağı, yani bakım ekonomisindeki eşitsizlikleri görmezden gelip bunun sonucu olan piyasadaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini çözmek mümkün değil. Bu durumda alışılmış kadın istihdamı politikaları, yani alışılmış diyoruz ama uygulanmayan kadın istihdamı politikaları desek daha doğru olur. Kadınları işe alımda, işverene vergi indirimi, kadınlar için meslek eğitim programları, mikro kredi veya girişimcilik destekleri gibi müdahaleler ancak kısıtlı ve geçici etki yaratacak diyor Profesör İlk Karacan. Peki kadınların üzerindeki ücretsiz bakım emeği yükü nasıl kaldırılabilir? Bundan kastımız nedir? Yani kadınlar hiçbir şekilde ev işi yapmayacak mıdır, değil midir? Ekonomiye etkisi ne olur? Sürdürülebilir bir ekonomik sistemi nasıl kurabiliriz? Bu soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Bitirmeden önce haftanın sesine kulak verelim. Evet, hepinizin tanıdığı sesler bunlar. Gezi direnişinin üzerinden 8,5 yıl geçti ama iktidarın temsilcileri bir türlü unutamadı. Aslında Osman Kavala'nın tutukluluğuna bahane olarak da kullanılan 16 hak savunucusunun yargılandığı Gezi davasından geçen yıl beraat çıkmıştı. Ancak bildiğiniz gibi Yargıtay bu kararı bozdu. Son olarak çarşı davası ile birleştirilen Gezi davası 26 Kasım Cuma günü görülecek. Saat 09.30'da Çağlayan Adliyesi'nde buluşmak üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.